Arkadaşlar merhaba. Ben işte Hoca. Sıfırdan paragraf kampımız bomba gibi devam ediyor. Bir paragraf kampı ancak bu kadar tüm soru tarzlarını içerecek kadar detaylı olabilir de onu söyleyeyim arkadaşlar. Bugün İnanılmaz bir soru tarzı konuşacağız. Artı bir net. Cebimize koyup gideceğiz hocam. Net. Nedir hocam o? Anlatımla ilgili hangisi söylenemez? Ya da bu parçanın anlatımıyla ilgili hangisi söylenemez? Gibi bir soru tarz. Çok önemli. Her seçenek aman aman incelenmesi gereken tarzda. Ama bakın nasıl çözeceğiz? Nelere dikkat edeceğiz? Evet anlatımla ilgili hangisi söylenemez soru tarzındayız arkadaşlar? Hemen soru analizimiz gelsin. Soru analizi iyice gözümüze batırılsın ki bu ayrıntı kaçmasın hocam. Bakın. Bir bir bir. Sonrasında küçücük bir ara verme var 2022'de. Sizce 24'te ara verir mi? Bence imkansız arkadaşlar. Bence ara vermesi imkansız. Çünkü çok rutin sorduğu bir soru tarzıydı arkadaşlar bu. 2022'de küçücük bir ara verdi ama çok net artı bir netimizi göreceğiz arkadaşlar. Çok net ortada. Peki taktik köşesi bir gelsin arkadaşlar. Taktik köşesinde nelere dikkat etmeliyiz onlara bir bakalım. Öncelikle bu soru tarzında... Anlatım biçimleri var ya anlatım biçimleri ve teknikleri tabii ki. Daha ayrıntılı bir şekilde soruluyor. Yani örnekleme demiyor da işte şununla ilgili bir örneğe yer verilmiştir gibi. İşte açıklama demiyor da şu tarz bir bilgi aktarımı yapılmıştır gibi. Yani bir anlamda anlatım biçimlerini, tekniklerini daha da açmaya başladığını görüyoruz arkadaşlar. Aman dikkat bir anlamda kitabımı açık anlatım biçimlerini bundan önce işlemiştik hatırlayacaksınız 12. günde. Şimdi Kişileştirme, benzetme, sayısal verilerden ayarlanma, sayıp dökme, doğanın devinim içinde verilmesi, tespitte bulunma, öneri sunma, tahminde bulunma gibi kazanımlar ölçülecek. Bakın sadece şunu duymanız bile arkadaşlar bu kampın en önemli katkılarından biri. Çok net. Buradaki ifadelere aşina olmanız, sınava girdiğiniz zaman evet ya sanki öneride bulunma demeniz bile yeterli. Ben bunu bir yerden duydum dememiz yeterli. Bu. Bakın arkadaşlar yavaş çözme durumumuzun en önemli nedeni şu şıklara yabancı kalıyor olmamız. Bu soru bizden ne istiyor? Bütün mesele bu. Neye bakacağımızı bilmiyoruz bazen ya da şıkları anlayamayabiliyoruz. Hocam bu ne demek istiyor? İşte onu daha önceden konuşursak sizinle çok hızlı çözeceksiniz. Bütün mesele bu. Bu soru tarzında öncelikle şıkları hızlıca görüp kesinlikle 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 sonra parça okursak daha hızlı çözeriz. Bakın böyle çözmek zorunda değilsiniz. Bütün taktiklerin özü bu. Yani ben taktikleri anlatırken şöyle algılanmasın. Sadece böyle çözdür. Başka türlü yapamazsınız. Hayır, böyle bir anlatımı hiç yapmadım arkadaşlar şimdiye kadar. Anlattığım taktiklerle çok daha hızlı çözebilirsiniz. Bütün mesele bu. Bit. Soruyu her türlü çözersiniz. Sallarsınız, tutulabilir. Soruya baktın Ceyhan deyip belki de tutturacaksın. Daha hızlı o, değil mi? Ki doğal olarak burada bütün mesele şu arkadaşlar. İstediğiniz gibi çözebilirsiniz. Her türlü soru çözülebilir. Ama anlattığım taktiklerle şimdi anlatacağımızda anlatacaklarımızda çok daha hızlı, aşırı hızlı çözebilirsiniz. Bütün telaşımız bu yüzden arkadaşlar. E o zaman haydi soru kalıplarını bir hatırlatalım. Parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Bir de bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? E o zaman haydi şöyle gidelim cevap çıkmasın ortaya. Evet. Örnek sorumuz gelsin arkadaşlar. Şöyle ufak ufak yukarıda kaldırsak. Harika bence böyle çok iyi olacak gibi görünüyor. Şöyle bir bakayım bir. Evet. Gayet net. Şimdi... Ne diyor? Hangisi yoktur? Şimdi bu şıkların tamamını aklımıza tutmamız imkansız yakın ama en azından bazı seçenekleri cebimizde tutabiliriz arkadaşlar. Bakın ne demek istiyoruz? Mesela uyarıda bulunma, uyarı, sebep-sonuç ilişkisi, sebep-sonuç, karşılaştırma, eyvallah hocam tamam, açıklama tamam, bilgi verme eyvallah ve örnek verme tamamdır karşılaştırma, açıklama, örnek verme, sebep, sonuç uyarıda bulunma. Tamam hocam ben bunları çok net bir şekilde cebime koydum. Hiçbir sıkıntım yok. E o zaman aklımda kalanlarla ufak ufak bir yürüyeceğim. Bakalım hangisi yok. Tabii ben bunları söylerken bir yandan da tam soruya geçerken Şöyle bir göz açıklara tekrar bir bakıyorum. Aklımda birkaç tanesi kalsın diye. Şimdi açıklama aklımda değil mi? Örnek vermedir, uyarıda bulunmadır falan birkaç şey aklımızda. Haydi başlayalım. Descartes'a göre düşündüğüm için varım prensibi varoluşun temelini oluşturur. Ancak bu sadece soyut bir düşünce değil, somut bir bilinç işaretidir diyor. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar bakın. Ya yani şu şöyledir, bu böyledir. Şu kısım bana aslında bir bilgi verdi değil mi? Descartes için Descartes'in diyor şöyle bir görüşü var. Aslında bu şu değil ama şu da olabilir gibi. Bir bilgi verdi bana. Çok güzel. Tamam. Descartes bireysel bilinci iki kategoriye ayırır. İlki günlük ütünlerimiz ve otomatik eylemlerimizle ilgili bir iştir. Arabayı sürerken yapılan hareketler ya da bir menüde otomatik olarak mırıldanma bu kategoriye girer. Örnek veriyorum diyor ben sana. Bir konu anlatıp onunla ilgili bir şeyler sayıyorsanız bu örnek vermedir arkadaşlar. Lütfen dikkat örnek vermeyi diye kaldık. Tamam her şey yolunda gidiyor şu an. Tamam devam. İkincisi ise diyor derin düşünce ve felsefi sorularla, sorgulamalarla ilgili bir iştir. Şimdi birincisi bu, ikincisi bu. Kıyas yapıyoruz, karşılaştırma yapıyoruz. Onu da bariz bir şekilde gördük. O da tamam arkadaşlar. Yani bir sanat eserinin estetik değerini sorgulamak ya da evrenin anlamı üzerine düşünmek gibi. Bak yine bir benzetme, bir karşılaştırma bariz hissediliyor. Bu iki birinci kategorisinden bakıldığında İkincisinin birincisinden daha somut ve kompleks yani karışık bir yapıya sahip olduğunu fark ederiz. Bununla birlikte bireylerin ikinci kategorideki bilinci daha aktif kullanmaları bireyin kendi iç dünyasını keşfetmesi ve anlamlandırması için şarttır diyor. Güzel. Bunun bireyin hayatında daha derin bir anlayış ve farkındalık kazanmasına olmak tanıdığına hatırımızdan çıkarmayalım. Bak bunu unutmayalım lütfen bunu artık aklımıza çıkarmayalım. Bir uyarıda bulunma var. Ama sebep sonuç ilişkisi kurmayı göremedik arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda sizden ricam. Lütfen metni okuyarak başlamayın. Yapılabilecek en büyük hatalardan biri bu. Metni okuyoruz. Abi mümkün değil ya. Zaten mantıksız ya. Saçma ya. Gereksiz. Bir metni okuyup şu aklınızda kalabilir mi ya? Böyle biri var mı yeryüzünde? Kesinlikle nefes almıyor. Böyle bir nefes alma ihtimali yok. Metni okuyor. Hocam burada karşılaştırma yaptı. Benzetme var. Bir tane uyarıda bulunulmuştu. Bir tane de hatırlıyorum. Bir tane de şey var hocam. Ee, örnek ver. Mümkün değil abi. Böyle bir zihniyet yok. Çünkü bu bakış açısıyla okumuyoruz. Çünkü ne arayacağımızı bilmiyoruz ki. Niye okuyalım metni? Şıklara bakmadan belki karşılaştırma göreceğim metni çok iyi ama şıklarda yok. Okurken neye dikkat etmeliyiz yani? Doğal olarak sizden ricam lütfen bu sorularda önce seçenekler. Aklınızda bir iki tane kalacak. Rahat olun. Kimsenin aklına tamamı kalmaz? Rahat ol. Peki. Haydi uzattım hocam. Anlatımla ilgili hangi söyleme soru tarzında? Temel atma testinde. Dikkat. Birinci soruyla karşınızdayız. Temel atma testleri olayın özüdür. Temel atma testlerinden sonra inanılmaz mesafe kat ediyorsunuz. Bunu zaten yorumlarda görüyoruz arkadaşlar. Aman dikkat. Aman dikkat. Peki. E o zaman hiç vakit kaybetmek yok. Hemen başlayalım. Hangisi söylenemez? Benzetmeden yararlanılmıştır, betimlemeye yer verilmiştir. Bakın arkadaşlar burada şöyle bir ayrıntı da var aslında. Lütfen şıkların tamamını okuyarak anahtar kelime belirleyin. Direkt benzetme, betimleme. Belki de yoktur diyor şıklarda. Değil mi? Bilmiyoruz. Bu arada söylenemezsiniz yuvarlak içine, kare içine, kutucuk içine bir alalım dikdörtgen içine. Tamam. Kişileştirmeye başvurulmuştur. Farklı duyulardan yararlanmıştır. Öyküleyici anlatıma başvurmuşum. Birkaç tanesi aklımda kaldı. Kişileştirme, farklı duyu, öyküleyici falan çat pat hatırlıyorum. Biraz da şıklara şimdi şöyle bir göz attım. Benzetme, betimleme tamam. Hepsi hemen hemen aklımızda, zihnimizde. Haydi isterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Ne diyor? Güneşin kızıllığı yavaşça batı ufukta gökyüzüne dağılmış pembe bulutların arasında usulca kayboluyor. Şimdi ben buradan betimlemeyi bariz bir şekilde hissediyorum. Sıfantlar havada uçmuş arkadaşlar. Uzaktaki dağ silüetleri morumsu tonlarıyla belirsizleşiyor. Hafif sisi örtüsünün altında puslu bir görünüm sergiliyor demiş. Yani burada artık yavaş yavaş morumsu falan morumsu ton mora benzetiyor değil mi? Aman dikkat bir benzetme var fazlasıyla. Devam hocam. Göl yüzeyi hafifçe dalgalanarak aynalı bir tabloyu andırıyor. Yine benzetme var burada arkadaşlar. Devam. Suya yansıyan kavak ağacını yap yaprakları altın rengi bir parlaklıkta rüzgarla birlikte dans ediyor. Rüzgarla dans etmesi arkadaşlar kişileştirmeye başvurulduğunu söyler. Canlı ya da cansız fark etmez. Herhangi bir varlığa insani bir özellik aktarılıyorsa bitti bu kişileştirmedir arkadaşlar. Devam. Bu arada bu arada bu arada bu arada bu arada güneşin kızıllığı görme duyusuyla alakalı. Onu hissetmek zor. Ama aynı zamanda burada yapraklar, hafifçe dalgalanma, rüzgar vesaire değil mi? Parlaklık daha doğrusu. Yani bir dokunma hissini hissediyoruz, bir görmeyi de hissediyoruz ufak ufak değil mi? Gökyüzündeki yıldızlar birer birer belirmeye başlıyor. Karanlığın içinden sıyrılarak geceyi aydınlatan minik ışıklar olarak diyor. Işıklar var değil mi? Aman dikkat. Yani bir görme hissettik, ufak ufak bir dokunma hissettik falan değil mi? Yani bulutların arasından ayrılıyor, kayboluyor, görmeyi tekrar tekrar vurguluyor. Yani farklı duyulardan fazlaca yararlandığını biliyoruz. Ama öyküleyici anlatım değil arkadaşlar. Bakın. İşte bulutların arasından sıyrıldı. E olay var hocam. Hayır arkadaşlar. Bu tarz devinimler olay olarak kabul edilmemeli. Bu tarz oluşumlar. Yani yaprakların sallanması, hışırtısı vesairesi bunlara öyküleyici anlatıma katmayın. Öyküleyici anlatım bir kişi olmalı. Karakter olmalı. Bir yerden bir yere atlamalı, zıplamalı. Hareketten kastımız olaydan kastımız o. İşte bu testler o öyle o kadar işimize yarayacak konuşamam. Ö diye. O kadar işimize yarayacak ki bu tarz ayrıntıları cebe koyacaksınız. Bunu mesela öyküleme yapma ihtimali çok yüksek. Bak ufacı usulca diyor kayboluyor falan. E, hocam olay var. Hayır. Bulutların hareketi değil aslında bizim istediğimiz şey. Bir karakter olacak. Bir yerden bir yere gidecek. Tamam Edirne çok bariz bir şekilde arkadaşlar. Göze çarptı. Tekrar diyorum güneşin kızıllığı var. Bulut ifadesi biraz daha böyle dokunma duyusunu hissettiriyor arkadaşlar. Belir seçmek. Hafif sis örtüsünün altında puslu bir görünüm sergilemesi. Sis, pus, bulut. Hafif hafif bir dokunma his. İşte kızıllık görme, yansıyan mesela suya yansıyan kaba karşıların yaprakları bunların tamamı arkadaşlar. Dans etmekte de yine bir dokunma duyusuna gönderme fazlaca yapılmış da olarak farklı duyular vardı tekrar tekrar söyleyelim. Edirne bizim doğru olacak bir yandan da arkadaşlar kitaptan takip ediyorum işaretle işaretle gidiyoruz. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. Hangisi söylenemez diyor. Hemen yuvarlak içine aldım garantiyi aldım. Şimdi karşılaştırmalardan yararlanılmıştır. Karşılaştırma tartışma çantım içinden yararlanılıyor. Kişileştirme yer verilmiş, farklı duyular ve kesinlik bildiren cümlelerden yararlanılmıştır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Yahya Kemal Beyatlı. Türk edebiyatının 20. yüzyılın başlarından itibaren şekillenen modern yüzlerinden biridir. Peki onu şiirlerin diğerlerinden ayıran özellik nedir? Hmm. Karşılaştırmayı yakaladığı Beyatlı'nın şiirlerinde sıkça rastladığımız İstanbul sevgisi ve melankoli birlikteliği onun karakteristik özelliklerindendir diyor. Eyvallah. o sadece İstanbul'un güzelliklerini değil aynı zamanda onun tarihini, geçmişini, hüzünlerini ve sevinçlerini de şiirlerinde yaşatır. Ancak birçok eleştirmen onun bu anlayışını sadece bir melankoli özemi olarak değerlendirdiği de hata eder. Hata eder vurgusu ben ona inanmıyorum demek. Sen bu konuda hatalısın kardeşim yani... Ben öyle düşünmüyorum. Yanlış yapıyorsun. Benim görüşüm bu. Yani bir tartışma cantın biçimi var. İkna etmeye başlıyor artık. Diyor ki hayır böyle bir O hata yapıyor. Benim görüşüm daha ön plana çıkmalı. Evet evet tartışma cantın biçimi. Bunu da bariz gördük hocam. Başka ne var? Beyatlı için İstanbul sadece bir şehir değil. Aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir düşünce tarzıdır diyor. Evet şu ana kadar arkadaşlar gördüklerimiz bariz bir şekilde bizi eletti. Çok bariz bir şekilde eletti. Tamam. Farklı duyulardan yararlanma yok. Bariz bir şekilde bunu görüyoruz aslında. Nasıl yani hocam? Bu bir bilgi metni arkadaşlar. Bilgi metninde yani düşünce paragraflarında, bilgi paragraflarında duyulardan çok söz edilemez. Yani böyle gördüm etti, zıpladı gitti falan. Bunlar olay metinlerinde olur. Betimlemelerde olur değil mi? Doğal olarak farklı duyu görmemiz mümkün değil. Kesinlik bildiren cümleler evet 20. yüzyılın başlarından itibaren modern yüzlerinden biriydi. Türkiye'de bir hatırın önemli isimlerinden biri. İşte İstanbul'u fazlaca işlemiş falan o yüzden İstanbul sevgisi melankoliyi falan yani kesinlikle diren cümlelerden fazlaca yararlanmış zaten ancaklar vesaireler bunu hissettiriyor. Kişileştirmeyi gelin beraber ve hızla okuyup yakalayalım arkadaşlar. Peki onun şiirinin diğerlerinden özellik nedir? Beyatların şiirlerinin sıkça rastladığım İstanbul sevgisi ve melankoli birlikteliği. Onun karakteristik hmm, İstanbul sevgisi ve melankoli birlikteliği. Birlikte olma, bir arada olma değil mi? Beraber yaşıyor olma. Bunların tamamı şu kısım arkadaşlar. Birliktelik vurgusu insan için kullanılan bir ifade nihayetinde. Ya da birçok canlı için ama insani bir özellik nihayetinde. Bunu insan dışı varlığa aktardığın zaman yani kediyle köpeğin birlikteliği çok dikkat çekiyordu falan gibi. Birliktelik ifadesi aman dikkat insani bir vurgu. Burada kişileştirmeyi hissediyoruz ama daha bariz bir şey var mı? Biraz kapalı bu. Onun karakteristik özellikleri o sadece İstanbul'un güzelliklerini değil aynı zamanda onun tarihini geçmişini hüzünlerini evet yani İstanbul'un hüzünleri çok daha güzel değil mi? Çok daha böyle kendini hissettirmiş İstanbul'un hüznü. Ama 2-3 tane belki zorlarsak birçok yerde kişileştirmeyi gördük. Doğru cevap kesinlikle deniz olacak. Bakın arkadaşlar seçeneklerle yürürseniz neyi aradığınızı bilirsiniz. A, B, E'yi hatırlayınız çok seri bir şekilde eledik. Aman dikkat. Geldi bir üçünü soruyor arkadaşlar. Ne diyor? Hangisi söylenemez? Karşılaştırma, tartışma, cantım, tanımlama, sebep sonuç ve mecaz anlamlı ifadeler. Haydi bakalım. Bakalım hangisi var ya da yok. Empati bir bireyin başka bir bireyin duygusal durumunu veya perspektifini yani bakış açısını anlamasını sağlayan psikolojik bir süreçtir. Empati nedir sorusuna ben cevap aldım. Doğal olarak tanımlama bariz bir şekilde yer. Pardon Ceyhan'ı şey eleyelim. Ceyhan tanımlama bariz bir şekilde ha, şimdi oldu. yer almış söylenemez. yuvarlak içindeydi devam. Ancak günlük yaşantımızda empatinin gerçekten ne kadar önemli olduğunu ne sıklıkla ...göz ardı ediyoruz. Soru sormaya başladığım bir iki tartışma jantım başlıyor hocam. İletişimde bulunduğumuz kişilerin duygularını ve düşüncelerini anlamak... ...onlarla daha samimi ve anlamlı ilişkiler kurmamıza olanak tanır. Eyvallah buraya kadar her şey yolunda arkadaşlar. Ancak bazı insanlar empati sadece diyor... Bir insanın doğasında var olan bir özellik olarak görme hatasına düşer. Bazı insanlar bunu yapar. O empati. Burada tartışma Bariz kendini gösteriyor zaten. Geliştirilebilir ve öğrenilebilir bir beceridir diyor. Bu beceriyi kazanmak ve geliştirmek bireyin sosyal ilişkilerini ve çevresi olan bağını güçlendirecektir. Evet. Oysa empati ancak bazı insanlar ancak bazı insanlarda bariz bir şekilde başkaları şöyle düşünüyor vurgusu var. Karşılaştırmayı hissediyoruz. Sebep, sonuç, anlamlı cümleler demiş. Birden fazla cümle mümkün değil arkadaşlar olması. Burada onu bariz hissederdik çünkü. Çünküler havalı uçardı en azından. Mecaz anlamlı ifadelere geldiğimiz zamansa arkadaşlar. Zaten psikolojik bir süreç ifadesi bile. Perspektif yani bakış açısı ifadesi bile. Baştan sona mecaz anlamlı ifadeydi. Zaten empati ile ilgili. Empati soyut bir şey nihayetinde. Onunla ilgili bütün vurgular neredeyse mecaz anlamlıydı. İşte görme hatasına, hataya düşmek gibi vurgular. Bunların tamamı arkadaşlar. Ya da bakayım samimi ve anlamlı ilişkiler. Bunların tamamı mecaz anlamlıydı ifadeler zaten. Mecaz anlam demek soyut. Düşsel ifade demek. Doğru cevap denizde olacaktı. Hemen denizi ben de bir işaretleyeyim arkadaşlar. Işte. Evet. Geldik dördüncü soruya. Evet arkadaşlar geldik dördüncü soruya. Bu parça anlatımıyla ile ilgili hangisi söylenebilir diyor. Tamam kutucuk içine aldık dikkatimizi artırdık. Zihnin artık kaybolma ihtimali, gitme ihtimali, dalma ihtimali yok. Soruyu aldı artık o tamamdır. Karşılaştırma, tartışmacı, kişileştirme, farklı uyular ve kanıtlayıcı sözcükler. Bakalım hangisi var? Görelim yapıştıralım. Nikola Tesla, modern elektriğin babası olarak bilinir ancak bu dahi mühendisin birçok ilginç yönü vardır. Bunlardan belki de en az bilineni güvercinlere olan sevgisi, derin sevgisi ve bu kuşlarla olan ilişkisidir. Ops, bit. Geçmiş olsun. Taktik budur hocam. Taktik budur. Hızlı çözüm budur. Olay budur. Hocam eni görür görmez yapıştırırız. Yeryüzünde içinde en geçen karşılaştırma olmayan bir cümle kurulamaz. Ben en çok en kelimesini severim desem bile yani kelimeyi bile söylüyor olsan yine başka şeyleri sevdiğini de anlıyoruz. En az bilineni demek ki bilinen birçok şey var Tesla hakkında ama en az bilineni bu diyor. Doğal olarak burada çok bariz bir şekilde kıyas bulduk. Devam etmeye gerek yok vakit kaybı yok. 4 Adana geldik hocam söylenebilir sormuştu zaten. A'yı bulduk geçtik. Geldik 5. soruyor arkadaşlar bakalım cevabımız ne olacak? A mı B mi C mi? Söylenemez diyor karşılaştırma açıklayıcı anlatım kişileştirme koşul bildiren cümleye ve mecaz anlamlı söz. Hadi bakalım arkadaşlar hangisini söyleyemeyeceğiz. Mavi balinalar denizlerin devleridir ve bu efsanevi varlıkların gizemi onları konu edinen eserleri ve halk arasındaki hikayelerde yansımıştır. Eyvallah. Bilim insanlarının, bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre mavi balinalar 30 metre uzunluğa ve 200 ton ağırlığa ulaşabilirler. Bismillah 200 ton ağırlık mı? Oba ben buradan sayısal verileri gördüm. Açıklayıcı antımdan yararlanıldığını hissettim bariz bir şekilde net. Evet. Bu da onları dünya üzerindeki en büyük hayvan yapar. Daha büyük hayvanlar var ama en büyüğü bu. Tamamdır karşılaştırma. A seçeneğini de bariz bir şekilde eledim arkadaşlar. Devam James E. Powell'ın dikkat Powell'ın Blue Whales isimli kitabında bu devlerin okyanuslar boyunca yaptığı göç yolları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Halk arasında mavi balinaların şarkıları olduğuna inanılır. Bu iddia bilim insanları tarafından yıllar önce doğrulanmıştır. Mavi balinaların diğer bireylerle iletişim kurmak için kompleks şarkılar oluşturduğu saptanmıştır. Bireylerle iletişim kurmak mı? Kişileştiriyor mavi balinayı dur. Koşul bildirme ve mecazlı ifade. Tamam eyvallah. Ancak bu şarkıların her biri belirli bir bireyin veya grubun özgün imzası gibidir ve her yıl değişiklik gösterir. Şarkıları imzaya benzetme, özgün bir imza, mecazi ifadeler bunlar arkadaşlar. Benim imzam, bu şarkı adeta benim imzam gibi bir ifade. Aman dikkat. Ufak ufak böyle somutlaştırmayı falan da hissediyoruz ama bunlar mecazi ifadeler. Bakın efsanevi varlık vurgusu bile aslında mecaz anlamlı sözcüğe çok güzel vurgudur. Mecaz anlamlı sözler metnin zaten genelinde hissedilir arkadaşlar. Böyle düşsel ögeler her şey mecazi ifadelere sokulabilir. Koşul bir direnç cümleden yararlanmıştır. Hayır. Sanseler falan havada uçmalı ya da o anlamı katan herhangi bir şey. Söylenemez demiş arkadaşlar. 5. soru işaretliyoruz. 6. sorudayız. Karşılaştırma, sayıp dökme, tanımlama, benzetme ve alıntılama. Kel olan Türk masal geleneğinin en bilinen karakterlerinden biri olup sivri zekası. A'yı bir kere ele, en diyor çünkü. Tamam. Mertliği ve kurnazlığıyla dikkat çeker. Bu özellikleri... Ha. Şimdi ne diyor? Sivri zekası, mertliği, kurnazlığı, sayıp dökmeye başladık. Hocam bu örnek olamaz mı? Hayır. Neyin örneği olabilir? Bakın arkadaşlar örnekleme ile sayıp dökmeyi burada bitirelim mi? Örnekleme dediğimiz şu. Bir olay anlatırsın. Onunla ilgili tak 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 bir şeyler sıralarsın bu örneklemedir. Ama olay dışında bir şey sıralıyorsan bu sayıp dökmedir. Mesela en bilinen karakterlerinden biri diyor ve başlıyor saymaya arkadaşlar. Sivri zekası, mertliği, kurnazlığı sayıp döküyor adeta onunla ilgili özellikler. Ama neyin örneğini veriyor? Örnek vermek yok. Bu Bunlar neyin örneği olabilir? Değil mi? Amman dikkat arkadaşlar. Hadi devam edelim. Bakalım cevabımız ne olacak? Tamam. Bu özellikler aslında Türk toplumunun diyor. Karakteristik özellikleri örtüşmektedir. Güzel. Kel maceralarında sıkça karşımıza çıkan problem çözme yeteneği Türk kültüründeki vardır bir çözümü anlayışıyla paralellik gösterir. Aynı şekilde kel olanın yardımseverliği, misafirperverliği ve adalet anlayışı da Türk toplumunun temel değerleri arasında yer alır. Nitekim Profesör Doktor Mehmet Özdoğan'ın Türk kültüründe kel olan ve yansımaları adlı eserinde belirttiği gibi kel olan masalları Türk toplumunun sosyal ve kültürel değerlerini, davranış biçimlerini ve inançlarını yansıtmaktadır. Ne yaptı? Şurada da belirttiği gibi bu aslında bizim bariz bir şekilde alıntılamamız arkadaşlar. Buraya kadar hiçbir soru işareti yok. Tüm bunları dışında benzetmeye baktığımız zamansa karakteristik özellikleriyle örtüşür. Yani bir şeyleri sayıyor sayıyor aslında bu burada da var gibi bir benzetme bu bunda da var yani var hatta bir paralellik gösterirle ileride bu ifadeyle daha da açıyor. Yani senin anlattıkların sanki şununla paralellik gösteriyor. Bir benzerlik var aslında ona benzetiyorum anlattıklarına değil mi? Benzetmeyi diye hissettik ama tanımlama nedir ya da kimdir asla göremiyoruz. 6 Ceyhan olacak. Geldik arkadaşlar 7. sorumuza bakalım cevabımız ne olacak? Hangisi söylenemez? Karşılaştırma, tartışmacı tanımlama, örnekleme ve tanık gösterme. Bakın burada örneklemeyi göreceğiz. Sayıp dökmeden, az önceki saymadan dökmeden ne kadar farklı çok daha iyi anlayacağız. Hemen şıklara son kez bir bakıyorum. Karşılaştırma, tartışmacı tanımlama, örnekleme ve tanık gösterme. Hadi başlayalım isterseniz. <laughs> Freud'a göre diyor. İnsan psikolojik yapısı derinlemesine incelendiğinde id, ego ve süper ego adını verdiği 3 temel yapı ortaya çıkartıyor. Id doğuştan gelen ve bireylerin arzuların, isteklerin dikkat, Merkezinde yer alan yapıdır. Bu yapıya göre bir çocuğun ani bir şekilde şeker istemesi tamamen doyumsuz arzularına dayanır. Bakın mesela anlatıyor ve diyor ki buna göre bir çocuğun ne yaptı? Örnek verdi. İşte bu örneklemedir arkadaşlar. Ben bir olay anlattım. Buna göre diyor bir çocuğun şöyle yapması. Ya örnek veriyorum artık canım. Bu çocuk olmaz yetişkin birisi olur. Yetişkin olmaz. İnsan dışı bir varlık olur falan pistan neyse. Ben örnek veriyorum diyor. Bu örneklemedir arkadaşlar. Lütfen dikkat. Hadi yediye devam edelim. Bakalım cevabımız ne olacak? ego bireyin gerçeklikte olan ilişkisini düzenler. Güzel. Bir birey aç olduğunda yemek arayışına girer ama bu arayışın sosyal kurallar çevresinde gerçekleştirir. Güzel. Bu arada. Bu arada bu arada bu arada bu arada. id demişti değil mi? İd. Şöyle şöyle bir yapıdır. Yani tanımlamayı da bir yapıştıralım hocam. Yani Ceyhan'a da söyleyelim. Tanımlama da var. Onu da söylemiş olalım. Devam. Devam edelim hocam bakalım ne olacak. İç dünya ile dış dünya arasında bir denge kurmaya amaçlar. Süper Ego ise bireyin ahlaki değerlerini, toplumsal normlarını temsil eder. Bir çocuğun bir oyuncak ise hmm, bu şunu yapar, şuysa karşılaştırmayı bariz görüyoruz. Tartışmacı ve tanık gösterme diyor arkadaşlar. Bir çocuğun bir oyuncağı istediğinde bu benim hakkım demesi bu yapı tarafından denetlenen bir davranıştır. Bu üç yapı aman dikkat insanın iç dünyasında sürekli bir etkileşim halindedir. Ve birinin diğerine üstün gelmesi bireyin davranışlarına yansır demiş. Eyvallah. Burada arkadaşlar ne diyor? Bu benim hakkım demesi yani burada artık bir kişinin özelliği bir sözü daha doğru söyle getirilmiş tanık göstermeyi bariz bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Tüm bunların dışında Freud'un zaten görüşlerini baştan sona anlatması yani burada bir anlatılan bir şey var. It ego super ego ve burada bariz bir şekilde Freud'un görüşlerini anlatıyor olması bile baştan sona bir tanık göstermeyi söyler. Bu çocuğun sözü de yine tanık göstermeyi hissettirir bize. Ama tartışma cantım bir şey karşı çıkmak yok. Baya baya baştan sona bilgi vermek var. Doğru cevap kesinlikle bursa olacak. Geldik arkadaşlar 8. soruya bakalım cevabımız ne olacak? Ne diyor? Hangisi söylenemez? Olayı kronolojik sırayla vermiştir. Kronolojik sıra eyvallah. Sebep sonuç ilişkisine başvurmuştur. Sebep sonuç ilişkisi kişileştirme, öznel yorum ve somut veriler. Tamam birçoğu aklımda arkadaşlar. Kronolojik sıra, sebep, sonuç, öznel veri falan filan. 3-4 tanesi aklımızda. Hemen isterseniz başlayalım. Bakalım hangisini söyleyemeyeceğiz. Burada hangisi yer almayacak. Penisinin keşfi bilim tarihinde tesadüfen gerçekleşen en önemli olaylardan biridir. Tamam 1928'de Alexander Fleming adında bir İskoç bakteriyolog bir dizi deney üzerinde çalışırken Petri kabında Stabilo isimli bir bakteri kültürü üzerinde bir mantarın büyüdüğünü fark etti diyor. Eyvallah tamam buraya kadar her şey yolunda. Somut veri tamam bir bakteri fark etmesi bir deney vesaire bir laboratuvar ortamı belli ki. Burada bariz onu hissediyoruz arkadaşlar devam. Bu mantarın etrafında bakterilerin ölü olduğu bir alan vardı. Bu arada bu arada bu arada ilk cümlede penisinin keşfi bilim tarihinde tesadüfen gerçekleşen en önemli olaylardan biridir ifadesi öznel yorumdur. En önemli olay olmayabilir. Değil mi? Burada variz bir şekilde bunu da görmüş oluyoruz. Devam. Başka neler var? Bu mantarın etrafında bakterilerin ölü olduğu bir alan vardı. Fleming bu mantarın salgıladığı maddenin bakterilere karşı etkili bir madde olduğunu fark etti. Ve bu yüzden bu nedenle maddeye penisinin adını verdi. Ha bu adı neden vermiş? Sebep sonuç ilişkisiyle bunu anlattı arkadaşlar. Devam. Başka neler var? Penisilin tarihte kullanılan ilk antibiyotik olma özelliğine sahip olduğu milyonlarca hayatı kurtardı diyor. Evet burada 1928'de şu oldu ardından bu oldu falan gibi geriye dönüş yapılmaksızın olayların sırayla aktarılması bize kronolojik sıra izlenimi yaratır. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan'dır. Kişileştirme alakalı en ufak bir şey yoktur arkadaşlar. Temel atma testimizde geldik 9. sorumuza. Bu parça anlatımıyla ilgili hangisi söylenemez diyor. Tanımlamaya başvurulmuştur. Tanımlama güzel. Olaylar kronolojik sırayla verilmiştir. Kronolojik sıra. Terim anlamlı sözcük. Açıklayıcı anlatım ve betimleyici öge arkadaşlar. 8. 9. daha doğrusu soruda bakalım. Cevap ne olacak? A, B, C, D, E. Hadi başlıyoruz. Radyo dalgalarının günlük yaşantımıza ne kadar etkili olduğunu düşündünüz mü? Hmm. 1931 yılında Karl Jansky Adında genç bir fizikçi Ben, telefon laboratuvarında çalışırken radyo dalgaları ile alakalı bir gizemi çözmeye karar verdi. Radyo dalgaları elektromanyetik spektrumun bir parçasıdır ve belirli bir frekansa sahip elektromanyetik radyasyon dalgalarıdır. Radyo dalgaları nedir? Sorusunun cevabı var. Bariz bir tanımlamaya başvurulma var arkadaşlar. Çok net bunu gördük. Şimdi 1931 yıl verdi. Sonrasında şu oldu, bu oldu. diye Anlatmaya devam ediyor. Bak ne diyor? Jenski diyor. Büyük radyo antenleri aracılığıyla kozmik kaynaklardan gelen bu dalgaların neden olduğu bir gürültü tespit etti. Olaylar ne? yapılıyor? Sırayla veriliyor. Kronolojik sıra çok yerinde. Bu arada spektrum ifadesi, elektromanyetik, radyasyon ifadesi, frekans, dalgalar bunların tamamı terim anlamlı sözcüklerdir. Açıklayıcı zaten metnin başından sonuna var. Yani daha ikinci cümle itibariyle bir yıl verdi ve sayısal veriyle bize bir bilgi aktardı. Açıklayıcı anlatım da cepte arkadaşlar. Betimleyici ögeler kullanılmamış. Böyle bir metinde kullanılmaz. Bakın arkadaşlar bazı şeyleri tamamen oturtmamız lazım. Mesela Öyküleyici betimleyici muhabbetinde bir olay olmalı yani bir olay metni daha doğrusu olmalı olay olmalı derken biliyorsunuz olay hareket öyküleyici de var betimlemede duranlık var ama bir olay metni yani böyle dışarıda bir şey olsun ya bir dışarı çıkalım ya öyle bir şey olması lazım kapalı alanlar vesaireler mümkün değil böyle o öyküleyici olması için betimleyici de kullanılabilir ama betimleyici öyküleyici bizde böyle bir doğayı hatırlatsın bir güneş müneş açsın ne bileyim bir şey olsun yani. Mesela adam dışarıda koştu gidiyor falan derken bunun tartışma cantıma bağlanması imkansız. Bunun betimleyici olması imkansız. Dalın altında oturduğum kitap okuyordum. Cümlesinden sonra bu metnin artık açıklayıcıya dönmesi imkansız. Tartışmacıya dönmesi imkansız. Dalın altında kitap okuyorsa abi kesin oradan bir kedi köpek bir şey kovalayacak bu adamı yani. O belli. Net. Bu öküne hiç hiç bakmaya gerek yok. Bazı şeyleri zihninizde oturtun ve son satıra kadar okumayın lütfen. Mümkün mertebe kesin. Daha ilk cümlede bu şudur ya diyebilme lüksüne sahip olun ki hızlı çözebilirsiniz. Lütfen. Yani kafanızda lütfen böyle büyütmeyin. Çok basit bir şey konuşuyoruz. Çok basit. Hiç kasmayın lütfen. Mesela 10. soru. Gelin bakalım saniyesinde gidelim. Hangisi söylenemez diyor. Hemen 9'u işaretledim Edirne diye. Bakalım onda olacak. Şimdi öyküleyici jantım, niteleyici sözcük, diyalog tekniği, açıklayıcı jantım, karşılaştırma. Şimdi beraber bir gidelim bak. Felsefenin derinliklerine daldığımızda birçok büyük zihinle karşılaşırız ancak. Devam. Büyük zihin bu arada. Ancak bu zihinlerden biri yaşam tarzıyla da tanınan Diyojen'dir. Bana bilgi verdi. Açıklayıcı antım bitti. Diyojen dedi. Felsefenin derinlikleri falan. Diyojen sade bir yaşam benimsemiş. Sade yaşam, büyük zihin değil mi? Bunların tamamı niteleyici sözcüktür. Bu da gitti. Ve bunu Atina sokaklarında bir fıçıda yaşayarak göstermiştir. Bu sıra dışı yaşam tarzı ona hem hayranlık kazandırmış hem de alay konusu olmasa neden olmuştur. Bir gün büyük lider Alexander onun önünde durarak Küçücük bir bilgi aktardı, patlatıyor olayı şimdi. Yani öyküleyici anlatımı biz burada bariz bir şekilde hissediyoruz. Sana bir isteğin için yardımda bulunmamı ister misin diye sormuş. Abi soru sorduysa burada bir diyalog tekniği var demektir. Cevap alacak belli ki. Almasa bile diyalog devam eder. Doğal olarak Edwin'e benim doğru cevabım. E hocam sonuna kadar gitseydik orada belki bir karşılaştırma olursa zaten soru yanlış olur. Bu imkansız. Sınavda bunun sağlamasını yaptığımız için zaman kaybediyoruz Öğrenci mesela bak azıcık okuduk hocam Metni yaraladık ya şuraya kadar falan geldik Tak 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 bütün şıkları eledik Öğrenci şurayı okumadığı için kendinde bir eksiklik hissediyor Cevapta emin dahi olsa Tamamına mutlaka bir bakıyor Ondan sonra bir bakıyorsun 60-70 dakika geçmiş Abi lütfen böyle bir facia yaşanmasın Bunun için çabalıyoruz Yoksa çoktan bitirdik ki konuları biz Abi konularımız Temmuz-Ağustos'ta bitti zaten 49 günde TET 3'e kampı yaptık Bütün konuları bitirdik Ondan sonra anlattığımız her şey artık uç netler için arkadaşlar, uç netler için. Artık fulllemek için tek amacımız bu. Yoksa soruları her türlü çözersiniz. Mesela 10. soru. Ben size 5 dakika vereyim. Yani gözünü kapat, okuma yine sallasan yine tutturursun. 5 dakikada sallayarak bile tutturursun. A, B, C, olan, A olmaz, C olmaz. öyle. metne bakmadan bile çözersin. Yani bunlar aslında okununca anlaşılmayacak metinler değil. Bütün mesele hızlı çözmek tak 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 bu burada şu şuradan demen lazım. O yüzden de soru tarzlarını parçalamış olman gerekiyor. Bütün mesele bu. Zaten biz de onun için buradayız. Gelin mesela 11. soruya bakalım. Yine saniyesine cevaba gidelim. Söylenemez diyor arkadaşlar. Sayısal vereyim. Örnekleme, sebep sonuç, sayıp dökme, çıkarımda bulunma. Süper. Bakın örnekleme ile sayıp dökmenin arkadaşlar aynı şıkta yer alması çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bence bu videoda örnekleme ve sayıp dökmeyi ayırt etmeniz bile olayı bitirecek. Çünkü çok karıştırılıyor arkadaşlar. Her ders öğrenci soruyor hocam örnekleme ile sayıp dökmenin farkı nedir diye. Hadi gelin bir görelim neymiş. Hadi başlıyoruz. İnsanlık tarihinin belki de en büyük başarılarından biri olan uzaya çıkma serüveni pek çok ilginç olaya ve beklenmedik aksaklıklara da sahne olmuştur. Güzel. 1869'da 1900 olsun o. 1969'da Apollo 11 misyonu ile Ay'a inen astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin tarihin ilk Ay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Bakın 1969, 11, 70, 13 falan yani sayısal verileri bariz bir şekilde görüyorum arkadaşlar. Buraya kadar var mı soru işareti? Yok. Bunun dışında Ay'a inen astronotlar... Neil Armstrong, Buzz Aldrin tarihin ilk ay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yani ay yürüyüşünü anlatıyor, Armstrong'la Aldrin'in adını vererek örnekleme yapmış oluyor. Bu sayıp dökme değildir. Sayıp dökme alakasız bir sıralamadır bu. Eğer bir şeyle alakalı bir sıralama yapıyorsanız bu örneklemedir. Yani olayı anlattım, aya inip çıkma falan tamamdır. Çat diye iki ismi de verdim, örneklemeye başvurmuş olduğum bitti. Bitti. Sebep sonuç sayıp dökme çıkarımda bulunmaya bakacağız şimdi. Devam neymiş bakalım cevabımız. Ancak bu tarihi anın hemen öncesinde ay modülünün iniş radarının beklenmedik bir hata vermesi neredeyse misyonun iptal olmasına neden olacaktı. Hmm. Şunu şuna neden olacaktı. Neden olma. Değil mi? Sayıp sonuç anlamı taşıyan bir cümle. Fena değil. Devam. Ancak ekip problemi hızla çözerek tarihe geçti. 1970'te Apollo 13 misyonu sırasında oksijen tankının patlaması, astronotların hayatının ciddi bir tehlike... Evet ciddi tehlike yapmak sebep sonuç iyice güçlendi arkadaşlar. Ceyhan artık rahat rahat eleyebiliriz. Bu kritik durum NASA'nın yer ekipleri ve uzaydaki astronotlar arasındaki mükemmel işbirliği sayesinde aşıldı diyor. Oksijen kaybının ardından astronotlar yaşamsal sistemleri ele Elle çalıştırarak güvenli bir şekilde dünyaya döndüler. Bu olaylar uzayın bilinmezliğine ne kadar iyi hazırlanırsak hazırlanalım. Her zaman beklenmedik durumlarla karşılaşabileceğimizi göstermektedir diyor. Bu da yapılan çıkarımdır işte. Yani orada yaşanılan aksilik, terslik. Ha demek ki böyle bir şey varmış dedirtiyor. Yani bir çıkarımda bulunmamızı sağlıyor. Son cümle çıkarım cümlesidir arkadaşlar. Şurası cebinizde kalsın. Doğru cevap Denizli. Bitti. Bence bu soru en iyi sorulardan bir tanesiydi. Çok önemli bir şeyi çözdü çünkü. O da örneklemeyle sayıp dökmenin farkı arkadaşlar. Mesela çantasından çıkanlar, defter, kalem, silgi bu sayıp dökmedir. Benim çok değer verdiğim bazı şeyler var çünkü bunlar insanlar arası ilişkilerde temel unsurlardır. Güven, saygı, sadakat. Ha tamam hocam bitti yani. Ses tonu diyor ki ben örnekliyorum artık. Ses tonundan bunu çıkarabiliriz. Evet 12'ye geldik arkadaşlar. Hadi gel isterseniz. Söylenen sorusunu burada bitirelim, hakkını verelim. İyi ki taktikler var. La, vallahi iyi ki taktikler var hocam. Paragraf ancak böyle çözülür. Yoksa sabaha kadar okudur yani. Tanımlama, örnekleme, mecaz anlamlı sözcük, karşılaştırma, izlenim kazandırma. Eyvallah hocam. Hadi gelin çözelim. Felsefe, insanın varlıkla ilgili sorduğu en derin sorulara cevap arayıştır. En derin soru, karşılaştırma, felsefe nedir? Tanımlama, bit. Bu arayışta pek çok felsefeci düşüncelerini benzersiz şekillerde ifade etmiştir. Nietzsche'nin insan ağaca benzer sözü. Abi bitti bitti. Vallahi billahi anladınız hocam. Örnekleme bitti. Sayıp dökmeyle ayrımını yapmış olduk. Bak anlattı anlattı anlattı. Hop son sözünü verdi. Yani örnek veriyorum ben artık diyor. Bitti bu. Bu. Çağdaş düşünceye meydan okuyan bir iddiayı temsil ederken Schopenhauer'un Aur'un dünya bir irade ve temsil etmek, etmedir ifadesi varlığı içsel motivasyona. Dair bir perspektif sunar diyor. Varlığın içsel motivasyonla içsel motivasyon, bakış açısı sunmak değil mi? Bu iki düşünür arasındaki fikir farklılıkları, felsefenin geniş elpazesini, felsefenin geniş elpazesi bunların tamamı mecazi ifadelerdir. Ya mecaz anlamlı ifade kullanmadan cümle kurmak imkansız yakındır arkadaşlar. İzlenim kazandırma yok. İzlenim kazandırma nedir hocam? İzlenim kazandırma aslında anlatılanı göz önünde canlandırma durumudur. Ya bir kırmızı, yeşil bir şey geçecek abi. Bir ne bileyim bir şey olsun yani. Bir yerden bir su aksın. Bir pencere açılsın bir şey olsun göz önünde canlandıralım. İzlerim kazandırmalarda betimlemeler büyük önem taşır. Hemen arkadaşlar şuradan ben bir başa döneyim en başa ne yaptık ne ettik bir konuşalım çok çok önemli. Kamp değerlendirmesini yaptık ama gün günde konuşarak gidiyoruz biliyorsunuz. Hemen onu da bir göstermiş olalım şöyle. 12, 13. gündeyiz arkadaşlar. Evet 13. günde tikimizi atmış olduk. Anlatımla ilgili hangisi söylenemez soru tarzda bitti arkadaşlar. Çok baba soru tarzlarını geçtik bu arada. Olumsuz yani ilk 10 günde acayip baba soru tarzları var sonraki günlerde ise sürpriz sorular mesela diyalog soru tarzı hiç fena değil çat gelir anlatım biçimi garantidir aslında anlatımla ilgili o da garantidir şöyle baktığımız zaman düşünceyi geliştirme hiç fena değil konuya başlık koyma sürpriz olabilir ama sürpriz soru kısmımız var İki şık arasında kalmama kıskımız kısk kıskımız evet kısmımız var aman dikkat arkadaşlar o yüzden... İyi gidiyoruz. Sağlam gidiyoruz. 13. günde çok önemli problemleri hallettik. Bakın arkadaşlar ta 2018'de taktiklerle paragraf kitabımı biliyorsunuz. Tecrübe taktiklerle paragraf yazıyor üzerinde. Yani o kitapla bir başladı bizim taktik serüvenimiz. Ardından neyin peşindesin paragraf kitabını çıkardık. Orta düzey bir paragraf kitabıdır arkadaşlar. Soruların tamamı orta düzeydir, sınav formatıdır. Fulleten paragrafı çıkardık. inanılmaz zor sorular var. Ultra hız paragraf kampın kitabını çıkardık yakında. Biraz daha böyle uçmanız adına hazırlanmış bir kitap Ve kısa sürede çok daha hızlı uçmanız için de ultra hız paragraf kamp kitabı. Sonra paragraf soru avı çıkardık. Nokta atış soruların olduğu tam 22-23 soru tarzında yer aldığı paragraf soru avı. Sonrasında arkadaşlar bugün itibariyle elimizde bulunan daha doğrusu bugün itibariyle 13. gününü bitirdiğimiz arkadaşlar sıfırdan paragraf kamp kitabımızı çıkardık. En güncel en son çıkan kitabım arkadaşlar sıfırdan para rakam kitabı. Burada görüldüğü üzere yine gün gün soru tarzları üzerinden gidiyoruz. Çünkü savunduğum şey şu. Öğrenci soru tarzına hakimse sorunun neresine nasıl bakacağını biliyorsa hızlı çözer. Yanlış doğru bol bol egzersizle giderilecek. Yani yanlış yapabilir doğru yapabilir. Ama bütün mesele bol egzersizle doğruyu artırmak doğru sayısını artırmak. Ama ilk aşamada soru tarzını öğrenci oturtmalı. Soruyu gördüğüm ben buraya bakacağım demeli. Yani soruyu bilmeli. Soruya sınava girdiği an itibariyle ya bu soru tarzı neydi? neydi ya da işte aşağıdaki hangisi şu vardır hadi bir bakayım değil abi aşağıdakileri soruyor ama belki metin var metinden başlayacağız ya da şıklar var metin var ikisi üzerinden yürümemiz gerekecek tek tek bakmamız gibi 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 yani soru tarzını tanırsanız inanılmaz rahatlıyorsunuz ben size bunu söyleyeyim benim en çok en net gördüğüm deneyim tecrübe bu arkadaşlar ya sınava girdiği zaman öğrenci soru tarzlarını az çok hatırlıyorsa bitti. Bitti. Bir de üzerine soru çözmüşse doğru yapma ihtimali zaten tavan olacak. Bütün mesele bu. Soru tarzına hakim olursanız sınavda elimiz ayağımıza dolaşmaz arkadaşlar. E o zaman haydi şuradaki tikimizde bir atalım. Süper. Anlatımla ilgili hangi söylenemez soru tarzını konuştuk arkadaşlar? Tiki bir atmış olduk. Soru analizini yaptık. Artı bir netimiz var arkadaşlar bu sorudan, bu soru tarzından. Temel atma testimizi beraber çözdük. Sakın süre tutma testini lütfen adının hakkını vererek süre tutmadan ve tam inadına böyle yaya yaya gidin arkadaşlar. Tek tek şıkları bula bula gidin. Mutlaka süre tutta kesinlikle isminin hakkını verin. Verilen süreye uymaya çalışın. Hızlanma testini akşam çözmenizde. Daha doğrusu akşamdan kastımız şu zaten akşam atıyoruz videolar ama biraz daha böyle 1-2 saat arayla çözmenizde büyük fayda var ama gün içerisinde çözerseniz harika olur. Yine de çok zorlandım hocam. Valla şu test bu test derken bugün çözemeyeceğim gibi dediğinizde ileriye atacağınız test yine hızlanma testi olsun lütfen. Yani bugün itibariyle arkadaşlar temel atma, sakın süre tutma ve mutlaka süre tutların daha ön planda olduğu kesinlikle gün içerisinde çözülmesi gerektiğini vurgulamış olduk. Haberiniz olsun. Hızlanma testi zaten uçacağınız test olacak. Çok uzattık hocam. Paragrafı irdelemeye devam ediyoruz. Paragrafın hakkını vermeye devam ediyoruz. Sınavları parçalamaya devam ediyoruz. İçiniz rahat olsun. Eh görüşmek üzere diyeceğim ama Türkçe karavanı yollarda arkadaşlar onu da hatırlatmış olayım sizlere. Biliyorsunuz dün yayınlandı video. Çok teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Yorumlardan ve izlenmelerden dolayı Ankara Çamlıdere'de dolaştık. Dolaşırken de baya baya konu konuşuyoruz. Yani sıfatları bitirdik. Ondan önce bey tamlamaları bitirdik. Ondan önce 7 göller ve Abant'ta bütün konular bitti hocam her şeye baktık orada aman orada da daha çok yazım kuralları konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Dördüncü durağımız bakalım neresi olacak çok daha farklı şeyler göreceğiz. Baya Türkçeyi karavanda tekrar ediyoruz arkadaşlar haberiniz olsun o videoları da izlemeyi unutmayın olur mu? E o zaman haydi görüşmek üzere kolay gelsin.